Merhaba arkadaşlar, sinir sistemin ikinci kısmı olan impuls oluşumu ve iletiminde yine birlikteyiz. Evet, şimdi bir sinir hücresindeki impuls oluşumu nasıl meydana gelecek? Bunun iletiminde hangi tepkimeler oluşacaktır? Bunları iyi bilmek lazım. Bunu da şekilde olarak karşımıza çıkartabilirler. Şimdi dediğimiz gibi içeriden veya dışarıdan gelen uyarıtılar sinir hücrelerinde impuls adı verilen elektriksel ve kimyasal bir değişim başlatır. Şimdi elektriksel uyarı şu, geleceğiz gerçi oraya, artı eksi kutupların yer değiştirmesi. Dolayısıyla kimyasal bir madde, ATP'nin harcanması, sodyum potasyumun yer değiştirmesi, buna kimyasal olduğu için biz buna arkadaşlar elektrokimyasal diyoruz. Tabi arkadaşlar, uyartının oluşabilmesi için, impulsun oluşabilmesi için de belli bir kritik değer var. Sinir hücresinde impuls oluşmasını sağlayan en düşük uyarı şiddetine ise eşik değer veya eşik şiddeti denir. İşte bizim aradığımız kriter budur. Yani en düşük uyarı seviyesinde veya üstünde gelmesi gerekiyor ki burada sinir hücresi impuls oluşturabilsin. Aksi takdirde kesinlikle çalışmaz. Sinir hücresi eşik değerinin altındaki uyarıya tepki vermez, uyartı oluşturmaz. Eşik değerde ve eşik değer üstündeki uyarılara tepki verir. İşte biz buna ne diyormuşuz? Ya hep ya hiç yasası. Buraya bakacak olursak, bizim eşik değerimiz kaç milivoltmuş? 15 milivolt. Şimdi arkadaşlar birinci uyarı verdik. Birinci uyarıda tepki oluşmadı. Neden? Çünkü eşik değerden düşük. Dolayısıyla sinir hücresinde tepki oluşmaz. İkinci uyartı eşik değerden düşük. 10 milivolt. Yine tepki oluşmaz. Üçüncü uyartı 15 milivolt. Bakın işte eşik değere ulaştık. Eşik değere ulaştığı için burada sinir hücresinde tepki oluşur. Üçüncü, dördüncü uyarda ise 30 milivolt ve üstünde artık tepki oluştuğu için impuls oluşacaktır. Evet, bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ya hep ya hiç yasası eşik değerde ve üstünde ise çalışır, eşik değer altında ise çalışmaz. İşte bundan dolayı arkadaşlar buraya dikkat edelim. Evet, bir nörondaki impuls iletimi sırasında polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon olayları gözlenir. İşte öğrencilerin en çok karıştırdığı kısımlardan bir diğeri. Polarizasyon, bunlardan ilki arkadaşlar. Şimdi hep böyle karmaşık gibi gözüken şeyler aslında basit gözükür, basit yapılıdır. Bunun mantığını öğrenmek lazım. Polarizasyon şu, nöronun dinlenme halindeyken hücre içinin negatif, hücre dışının da pozitif yüklü olmasına biz polarizasyon diyoruz. Peki bu polarizasyonu sağlayacak olan etmen nedir? Onun mantığına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burası akson kolu olduğunu varsayalım. Akson kolunda sodyum dışarıda yoğunlaşmış, potasyum da içeride yoğunlaşmıştır. Düşünsenize arkadaşlar, burası hücre zarı. Dışarıda arkadaşlar sodyum var, içeride de potasyum var. Tabii ki arkadaşlar şunu da söylemek lazım. Potasyum burada çok, dışarıda potasyum var ama az. İçeride sodyum çok, dışarıda sodyum çok, içeride sodyum az. Şimdi sodyum arkadaşlar çoktan aza doğru geçmek isteyecek, öyle değil mi? Normalde arkadaşlar kural olarak, potansiyel olarak dışarıdaki çok olan sodyum kanallar ile içeri girmeye çalışıyor. İçerideki çok olan sodyum da dışarı çıkmak istiyor. Evet, bu zaten normalde gerçekleşiyor. Ama burada dikkat ederseniz dış kısmın pozitif, iç kısmın negatif olmasını sağlamam gerekir. Yoksa uyartı geçmez. Şimdi arkadaşlar burada özel bir yapı var dikkat ederseniz. Sodyum potasyum pompası. Sodyumlar içeri girme eğilimindedir, potasyumlar dışarı çıkma eğilimindedir. Dolayısıyla bu kutuplaşmayı bozmayacak olan veya bu kutuplaşmayı koruyacak olan kısım sodyum potasyum pompasıdır. Sodyumu sürekli dışarı atar, içeri giren sodyumlar sürekli dışarı atıp dışarıyı pozitif tutar. Potasyumları da sürekli içeri alıp içeride tutmaya çalışacaktır arkadaşlar. Sodyum sürekli dışarı atılır. Potasyumla arkadaş aynı yolda
içeri alınacaktır. Evet, bir tane taşıyıcı protein üzerinde enerji harcanarak sodyumun dışarıya, hücre içinden dışarıya, potasyumdan dışarıdan içeriye alınması olayıdır. Dolayısıyla arkadaşlar burada kesinlikle ATP harcanır. Kim sayesinde? Sodyum potasyum pompası sayesinde. Evet, mantıken polarizasyon dışarının pozitif içeri negatif olması. Bitti. Bunu sağlayan kim? Sodyum potasyum pompası. Bunu bileceksiniz arkadaşlar. Dışarının pozitif, içerinin negatif olduğu duruma veya dışarıda sodyum fazla, içeride potasyumun fazla olduğu ve bu durumu koruyan sodyum potasyum pompasının çalıştığı ilk duruma polarizasyon diyoruz. İç kısmı ile dış kısmı arasında elektriksel yük farkı -70 mV'tur. Buraya da dikkat edelim. Hücre içi negatif olmasının sebebi anyonlardan kaynaklanır. Şimdi arkadaşlar evet bakın burada hücre içi potasyumdan negatif olmaz. Çünkü potasyum ne yüklü? Pozitif yüklüdür. O zaman neden negatif oldu? Çünkü içeride anyonlar var. Anyonlar kimmiş? Proteinler, amino asitler, sülfat, fosfat, bazı negatif yüklü iyonlar. Bu gibi bileşikler içeriğin negatif olmasında etkilidir. Bir diğer kısım depolarizasyon. Evet, depolarizasyon yani polarizasyonun bozulması. D demek tersi, R eskiye döndürmek anlamında. Sinir hücresinin uyarılması ile zardaki sodyum kanalları açılır. Bakın sodyum kanalı ile potasyum ve sodyum pompasını karıştırmıyoruz. Sodyuma has olan bir taşıyıcı protein demek bu. O kanallar içeri girer. Uyartı ile kanal açılacak ve sodyum difüzyon ile hücre içerisine giriş yapacaktır. Bakın difüzyon ile ATP harcamıyoruz. Hücre içinde sodyum hem de potasyum iyonu aynı anda bulunduğu için iç kısmı bir anda pozitif yüklenirken dış kısmı da arkadaşlar negatif yüklenir. Şimdi buradaki mantık şu. Uyartı geliyor, zara temas ediyor, zardaki reseptörleri uyarıyor ve zardaki reseptörlerden dolayı zarın içerisine gömülü olan sodyum kanallarını açılıyor. Bakın daha henüz potasyum açılmamış. Sodyum kanalları açılınca içeriye doğru sodyum girişi oluyor. Ve hala içeride kim var? Potasyum var. Hem sodyumdan hem potasyumdan dolayı içerisi pozitif yük miktarı artacak. Dışarıdaki pozitif yük miktarı azalacaktır. Buna bağlı olarak içerisi pozitif yüklenirken dışarısı da negatif yüklenir. Ondan sonra arkadaşlar potasyum kanalları açılır ve dışarıya potasyum çıkmaya başlar. Bu duruma ne diyormuşuz biz? Depolarizasyon. İlk önce uyartı gelir, sodyum kanalları açılır, sodyum içeri girer, içerisini pozitif yapar, dışarısını negatif olur. Bu duruma depolarizasyon diyoruz. Potasyum kanalları biraz geç açılıyor. Bu durumdaki nöronun içi ve dışı arasındaki elektriksel yük farkı -40 mV olacaktır. Bunu da grafikte göstereceğiz. Geldik bir impulstaki son duruma. Repolarizasyon, R tersine döndürmek. Evet şimdi arkadaşlar depolarizasyondan sonra sodyum kanalları kapatılır. Ve bakın sodyum neredeydi? Dışarıdaydı değil mi? Dışarıdan içeri girmeye çalışıyordu. Ben sodyum kanallarını kapatırsam içeriye sodyum girer mi? Girmez. Girişler duracaktır. Buna bağlı olarak potasyum kanalları açılır. Bakın potasyum kanalı açılınca içerideki potasyum çoktu, dışarıda az. O zaman çoktan aza doğru potasyum iyonu difüzyon ile çıkar. Bu iyonun geçişiyle hücre içinin tekrar negatif, bakın içeride pozitif yüklü olan potasyum dışarı çıkıyor. Aynı zamanda arkadaşlar dışarıda sodyum var. Potasyum dışarı çıktığı için içerisi ne kaybetti? Pozitif yük kaybetti. Dışarısı pozitif yük kazandı. Yani içeride pozitif yük azalırken dışarıda pozitif yük artacak. Dışarısı pozitif, içerisi negatif olacaktır. Evet, hücre dışı ise pozitif olur. Yük farkı bu şekilde dengelenmesine repolarizasyon denir. Şimdi arkadaşlar bakın şurada uyartı iletim yönü şurası. En başta polarizasyon dış pozitif iç negatif. Daha sonra depolarizasyon dış negatif iç pozitif. Daha sonra repolarizasyon dediğimiz durum.
Burada sodyum kanalı açılmıştı depolarizasyonda. Repolarizasyonda ise potasyum kanalları açıldığı için potasyum hücre dışına çıktı difüzyon etkisiyle. Ondan sonra arkadaşlar sodyumlar dışarı atılmaya başlandı. Sodyum dışarı atılır. Dışarısı da arkadaşlar sodyum iyon miktarı artar. Ve potasyum ve sodyumdan dolayı dış kısmı hiperpolarize olur. Hiperpolarize olduğu için de biz potasyumların bir kısmını içeri almamız gerekiyor. Onu da artı taşımayla sağlamış olacağız. Evet, dikkat ederseniz sodyum potasyum pompası, sodyum kanalı, potasyum kanalı şeklinde 3 farklı taşıyıcı protein burada mevcuttur. Evet, sinir hücresinden tekrar uyartı geçebilmesi için polarizasyon duruma geçmesi şarttır. Aksi takdirde kesinlikle uyartı geçmez. Repolarizasyonun sonunda sodyum potasyum pompası devreye girer. Bakın arkadaşlar, sodyum kanalları durduruldu. Potasyum da dışarı çıkmış, çıkmaya devam ediyordu. Repolarizasyonun sonuna gelince sodyum potasyum pompası çalışmaya başlıyor. Yani içerideki sodyumu dışarı, dışarıdaki potasyumu içeri alacaktır. Pompanı da hemen şuraya gösterelim arkadaşlar. Şu hücre zarı olsun. İçerideki sodyum arkadaşı ne yapacaktır? Sodyumu hücre dışına atacaktır. Dışarıdaki potasyumu da hücre içine alacaktır. İşte arkadaşlar bu işlem sodyum potasyum pompası sayesinde olur. Pompa sodyum iyonlarını dışarı, potasyum iyonlarını içeri alır. Bu olayda sodyum potasyum iyon aktif taşıma ile yer değiştirir. Demek ki burada kesinlikle ATP harcanır ve daha fazla ATP harcanmış olacaktır. Nöron zarında kısa süre içinde meydana gelen bu değişime aksiyon potansiyeli denir. Şimdi bir de grafiksel olarak ona bakacak olursak. Grafiğimizde arkadaşlar dinlenme durumundaki bir nöronda polarize durum, burası polarizasyon dediğimiz durum aslında eksi 70 milivolt civarındadır. İki zar arasındaki yani hücre içi ile hücre dışı arasındaki potansiyel fark eksi 70 milivolt olacaktır. Evet, burası milivolt. Birinci durum uyartının geldiği, evet dinlenme durumu arkadaşlar, birinci durum dinlenme durumu. Uyartı nereye yükseldi arkadaşlar? Eşik değere yükseldi bakın. Uyartının geldiği eşik değer. Evet, buraya uyartı alımı diye yazalım. Birinci durumda uyartı geldi ve eşik değere çıktı. İkinci durumda arkadaşlar dikkat ederseniz ne geçtik biz? Eksi 70 milivolttan artı 40 milivolta kadar bir aksiyon potansiyeli gerçekleşti ki ona da biz depolarizasyon diyoruz. Üçüncü durumda ise repolarizasyon işlemi gerçekleşir. Yani repolarize durumda ise potasyum kanalları açılıyordu. Potasyum kanalları açılınca potasyum dışarı çıkıyordu. Ve daha sonra da arkadaşlar bunu dengelemek adına sodyum potasyum pompası devreye girer. Dördüncü aşamada ise hiperpolarize olur. Normal polarizeden daha aşağı düştüğü için bunu arkadaşlar hiperpolarize durumunu normal polarizasyona ulaştırmaya çalışırız. İşte bu şekilde arkadaşlar bir sinir hücresinde eksi 70 ile artı 40 milivolt arasında yaklaşık 110 milivoltluk bir aksiyon potansiyel farkı ortaya çıkar. Bunlar milisaniyeler ile ölçülür. Çok hızlı gerçekleşen tepkimelerdir. Evet, bir nöronda impuls iletim hızı nelere bağlıdır? Bakın arkadaşlar, impuls iletim hızı kesinlikle değişmez. İstediğiniz kadar uyartı şiddetini arttırın, hız değişmez. Impuls hızını ama bazı şeyler değiştirebilir. Örneğin, miyelin kılıf varsa, mesela arkadaşlar, miyelinsiz bir nöronda 12 metre bölü saniye iken, miyelinli bir nöronda arkadaşlar bu 120 metre bölü saniye çıkıyor. Bakın dikkat ederseniz yalıtım olunca hız arttı. Akson çapı. Şimdi arkadaşlar diyelim ki çap R olsun. Bir diğer akson çapı da 2R olsun. Çap arttıkça direnç azalır. Direnç azaldığı için de hız artar. Çap artarsa hız artar. Ranvier bohm sayısı. Şimdi arkadaşlar düşünün 100 metre engelli koşudasınız.
Bir tane arkadaşınız da sizinle birlikte koşmaya başlıyor. Sende 5 engel var. Onda ise 20 engel olsun. Dolayısıyla arkadaşa engel sayısı azalırsa hız artar. Ranveer boğum sayısı artarsa hız azalır. Ranveer boğum sayısı azalırsa hız artar diyeceğiz. Sinaps sayısı. Bakın arkadaşlar, bir sinir hücresindeki hız değişmez fakat sinaps sayısı artarsa süre uzar. İletim arkadaşlar hızı bundan etkilenir. Tepki şiddeti birim zamanda oluşan input sayısına bağlıdır. Evet, tepki şiddeti, yani uyarı geldikten sonra sizin vermiş olduğunuz tepkinin şiddetine bakacağız. Uyarıların şiddeti artarsa tepki şiddeti artar. Uyarıların süresi artarsa impulsu arttırır. Impuls sayısı artarsa da tepki şiddeti artar. Uyarıların frekansı dediğimiz dalga boyu arkadaşı artarsa tabii ki etki eden faktörler de ne yapacaktır? Impuls sayısını arttıracak ve tepki şiddetini arttıracaktır sayın arkadaşlar. Uyarının şiddetinin artması impuls iletim hızına ve aksiyon potansiyelini değiştirmez. Evet, uyarının şiddetinin artması hızı da değiştirmez, aksiyon potansiyelini de değiştirmez. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdiye kadar anlattığımız kısım miyelinsiz olan nöronlar içinde. Şimdi ise miyelinli nöronda nasıl gerçekleşir ondan bahsedelim hemen hızlıca. Burası arkadaşlar akson kolumuz. Şu kısım tamamıyla akson kolu. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz miyelin kılıflar mevcuttu, şıvan hücreleri mevcuttu. Bir de ranvier boğumları vardı. Evet, bakın arkadaşlar, o zaman ranvier boğumlarının zarın dış kısmı pozitif, iç kısmı negatif olacak şekilde sodyum ve potasyum aslında yerleşir. Ve burada arkadaşlar atlamalı iletim dediğimiz durum söz konusudur. Ne demişiz arkadaşlar bakalım. İmpuls iletiminde repolarizasyon, depolarizasyon şıvan hücrelerinin kesintiye uğradığı ranvier boğumlarında gerçekleşir. Sonuçta miyelin kılıfın olduğu kısımda kesinlikle yük değişimi meydana gelmez. İmpuls iki ranvier boğum arasında bir boğumdan diğerine atlayarak iletildiği için buna biz atlamalı iletim deriz. Yani burada arkadaşlar bir boğumdan diğer boğuma atlamalı derken aslında sodyumun hücre içerisine potasyumun da hücre dışına çıkması durumudur. Sodyum hücre içerisine girer, potasyum da hücre dışına çıkması durumuna atlamalı iletim deriz. İletim esnasında gerekli ATP kesinlikle hücre gövdesinden sağlanır ve oksijenli solunum ile ATP sentezlenir. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Bakın şimdiye kadar anlattıklarımız tabii ki bir sinir hücresindeki iletimdi. Sinapslardaki iletim ise iki sinir hücresi arasındaki iletime girecektir. Bir sinir hücresinin akson ucu ile diğer sinir hücresinin dendriti arasındaki boşluğa sinaps. Bu bir mikroskobik boşluktur. Bunu ışık mikroskobunda görmemiz mümkün değildir. Ancak ve ancak elektron mikroskobunda ölçülür. Evet, şu kısım arkadaşlar bakın akson kolu, aksonun son kısmı olan akson ucu dediğimiz kısımdır. Evet, bu akson ucunda dikkat ederseniz Golgi organeli bol miktarda arkadaşlar, bol miktarda ribozom organeli. Burada dehidrasyon tepkimesini gerçekleştiren mitokondri ve onun üretmiş olduğu ATP'ler, sinaptik kesecikler. Bu sinaptik kesecikler nörotransmitter madde taşıyacaktır. Akson ucu ile bir sonraki sinirin dendriti arasında kalan bu boşluğa ne diyormuşuz biz? Sinaps diyoruz. Sinaps da arkadaşlar normal şartlarda herhangi bir sıvı yoktur. Ve burada dendritin hücre zarında baktığımızda özel reseptörler var. Kim için? Bu sinaptik keselerden salgılanan bazı moleküller reseptöre bağlanır ve burada arkadaşlar uyartıyı aktarmış olacaktır. Şimdi burada onlardan bahsedeceğiz gerçi ama ben mekanizmayı hemen bir kısaca söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar sinapslarda uyartı iletilip dış kısmın negatif, iç kısmın pozitif olduğu depolarizasyon etkisiyle aksiyon potansiyeli burada akson ucuna kadar gelir. Akson ucuna kadar gelince dışarıdaki sodyum, kalsiyumlar, bakın
dışarıdaki kalsiyumlar kalsiyum kanallarından hücre içerisine giriş yapar. Kalsiyumlar arkadaşlar akson ucundan aksona giriş yapar. Kalsiyumlar içeri girince nörotransmitter kesicikler uyarılır. Bu kesicikler arkadaşlar zara doğru yaklaşır. Zara doğru yaklaşınca burada arkadaşlar egzositoz ile sıvılar, maddeler sinaps boşluğuna dökülür. Sinaps boşluğuna dökülen nörotransmitter maddeler difüzyon kuramına göre sinaps boşluğunda yayılır. Ve bir sonraki hücrenin reseptörüne bağlanır. Evet, bir sonraki hücrenin reseptörüne bağlanacaktır. Evet, reseptörler bağlanınca diğer sinir hücresi de arkadaşlar uyarılacaktır. Şimdi dış kısmın pozitif, iç kısmın negatif olduğunu unutmamak gerekiyor. Sonuçta burada arkadaşlar içeride potasyum, dışarıda ne vardı? Sodyum vardı. Nörotransmitter kesicikler transmitter maddeleri salgıladıktan sonra reseptöre bağlanır ve buradaki kanal açılır. Sodyum kanallardan içeri girerek içerinin pozitif olmasını sağlar. Dışarısı da arkadaşlar bu durumdan etkilenerek negatif yüklenmiş olacaktır. İşte sinapslardaki durum bu. Akson ucundan ilk önce ne salgılanıyormuş? Nörotransmitter maddeler. Kimyasal bir madde olduğu için sinaps boşluğunu dolduracak. Daha sonra uyartıyı bir sonraki sinir hücresine aktaracaktır. İmpuls akson ucuna ulaştığında difüzyon ile kalsiyum geçişi başlar. Tabii ki akson ucuna kalsiyum geçişi başlar. Akson ucundaki sinaptik kesicikler sinaps boşluğuna nörotransmitter maddeleri salgılar. Evet, bu nörotransmitter maddeler dopamin, histamin, serotonin, asetilkolin, adrenalin ve noradrenalin olmak üzere arkadaşlar farklı farklı çeşitleri mevcuttur. Nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna difüzyon ile yayılarak dendritteki reseptöre bağlanır. Dendrit ucundaki hücre zarının sodyum kanalları açılarak sodyum hücre içerisine girer ve bir sonraki hücreyi depolarize eder. Depolarizasyon sonucu impuls diğer hücreye aktarılacaktır. Şimdi arkadaşlar sonuçta sinapslar uyartının ilk yorumlandığı yerdir. Ve burada arkadaşlar iki tane sinaps var. Birincisi kolaylaştırıcı sinaps, diğeri ise durdurucu sinaps. Şekle bakacak olursak, bakın bir tane akson ile 1, 2, 3 tane sinaps ne yapmıştır? Dendrit sinaps yapmıştır. Diyelim ki arkadaşlar şunlar ne olsun? Birincisi bacaklar olsun. Diğeri ise karaciğer olsun. Karaciğer. Şu ise arkadaşlar göz olsun. Uyartı arkadaşlar, uyartı sadece göze gitmiş olsun diyelim. Nereden gelsin uyartı? Beyinden gelsin. Beyinden arkadaşlar uyartı sadece göze gidecekse nörotransmitter maddeler hepsinde salgılanır. Evet, hepsinde salgılanıyor. Fakat bu kısımlarda uyartı oluşmasını engelleyecek olan bazı faktörler mevcut. Örneğin şöyle söyleyeyim ben. Salgılanan nörotransmitter madde bu şekilde. Evet, burası neymiş? Nörotransmitter madde. Evet, burada arkadaşlar reseptörler olsun. Zardaki reseptörler. Şu karaciğerin reseptörü, karaciğer reseptörü. Şu görmüş olduğumuz arkadaşlar. Evet, şurası gözün reseptörü. Gözdeki dendritleri uyaran reseptör. Bir diğeri ise arkadaşlar bu da bacaklara giden reseptör. Evet, dikkat ederseniz zarın dış kısmında gelen nörotransmitter maddeye göre reseptör çeşidi vardır. Hangisine uygun ise, bakın hangisine uygun ise uyartı oradan devam eder. Demek ki gelen nörotransmitter kesecek. Burada reseptöre bağlandı. Bunu uyardığı için göz direkt arkadaşlar bu durumdan etkilendi ve uyartı o kısma doğru ilerledi. Nörotransmitter madde onun için buradaki reseptöre uygun olmak zorundadır. Anahtar kilit uyumu burada arkadaşlar mevcuttur. Evet.
Dolayısıyla uyarı buradan iletildiği için biz buna kolaylaştırıcı, diğer kısımları durdurduğu için de durdurucu sinaps diyoruz. Nöronda impuls iletimi elektrokimyasal iken sinapslarda impuls iletimi sadece kimyasaldır. Nöronda elektriksel yük değişimi olduğu için iletim hızlı, burada ise kimyasal bir difüzyon olduğu için, sıvı ile sağlandığı için tabii ki yavaştır. Nöronlarda impuls iletimi dendritten aksona doğru iken sinapsta aksondan dendrite doğru olacaktır. Evet arkadaşlar, impuls oluşumu ve iletimi hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.